Normalde bu ittifakın mantığı beyan ettikleri gibi olsa, bu konuda kamuoyuna karşı şeffaf olsalar böyle bir hakları olabilirdi. Ama zaten onlar bu ittifakın bozulacağını, hani biz seçimden önce söyledik filan diyoruz ya, onlar zaten kurarken bozulacak bir ittifak Peki kurdular. CHP, yani CHP'nin baraj sorunu yok. Bir kemik oyu var yani, öyle böyle 20'nin üzerine falan çıkacağı belli yani, bir şekilde kendileri de gülüyorlar. İyi Parti'ye kendilerinin ihtiyacı yok yani bu anlamda. İYİ Parti'ye ihtiyaçları şu, kendilerinin ihtiyacı yok ama zaten bakın nasıl tarif etti Kemal Kılıçdaroğlu kendince seçim başarısını. Yani hiçbir şekilde başarı değil de kendisi başarı AK Parti olarak kaybetti gördü. diyerek. AK Parti kaybetti. İYİ Parti'nin barajı aşması ne demek? İYİ Parti AK Parti'den oy almadı. Ama İYİ Parti'nin milletvekili çıkarması şu demek. Meclis tablosunun birazcık daha parçalı hale gelmesi. Bu CHP'nin işine O geldi diyorsun. tabii CHP'nin işine şöyle geldi. Bu çünkü istikrarsız bir görüntü oluşturma riski vardı. Çok şükür Cumhur İttifakı çoğunluğu sağladı, öyle bir görüntü olmadı ama CHP'nin İYİ Parti'yi desteklemesinin hem Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'i vekil transferiyle aday olmasını sağlamasının, hem baraj ittifakın içerisine alıp baraj engelini aştırmasını filan, hepsinin temelde tek bir tane sebebi var. Olur ya, bir ihtimal, mutlak olarak bunu başaramasak da ne kadar çok yaklaşırsak kârdır. Meclis tablosunu birazcık daha karmaşık hale getirelim. Becerirsek bu Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura atalım. Hatta daha becerirsek Cumhurbaşkanını Sayın Tayyip Erdoğan'ı seçtirmeyelim. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı seçtirmedikleri durumda yerine seçilecek olan kişinin ülkeyi nasıl yöneteceğine dair bir formülleri de yoktu. Projeksiyon da yok. Projeksiyon da yok. Bakın şimdi işte Tayyip Erdoğan diyor ki pazartesi günü yemin edeceğim, ondan sonra töreni yapacağım. O arada teşkilat yapısıyla ilgili ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Sonra yayınlayacağım. Brüksel. Sonra şeyi açıklayacağım. Kabineyi. Kabineyi açıklayacağım. Ondan sonra Ondan Brüksel. sonra 11-12 Brüksel var. Nasıl Brüksel, gidiyorsun? ondan önce şey var. Kıbrıs ve Azerbaycan. Ha, Kıbrıs ve Kıbrıs, Azerbaycan, Azerbaycan pardon, var. Emekler. Şimdi bunlara dair falan da hiçbir planı yok. Yani varsayalım faraza, Muharrem İnce seçildi. Şu an çok büyük bir krizin içerisindeydik. Yani nasıl yönetilecek bu ülke, bu geçiş nasıl sağlanacak? Dolayısıyla üçüncü aşaması da bu ya. Hani Muharrem İnce'yi seçtirmenin amacı da Muharrem İnce ülkeyi yönetsin değil. Yeter ki Tayyip Erdoğan yönetmesin, yeter ki AK Parti yönetmesin, yeter ki Cumhur İttifakı yönetmesin, yeter ki yerli ve milli unsurlardan bir kurtulalım, sonra bir kaos karmaşa filan. E o yıktık, peki yıkınca ne olacak? Yerine ne koyacağız? Hele bir yıkalım. Yerine ne koyacağımıza bakarız. Tamamen çıkış motivasyonu bu olduğu için İYİ Parti'nin barajı geçmesi de, Meral Akşener'in belli bir miktar oy alması da, hepsi bu amaca dönük faaliyetlerde. İşin CHP tarafından baktığınızda, CHP zaten başarıyı, kendi aldığı başarı, arttırdığı milletvekili sayısı, arttırdığı oy oranı, seçilmek, galip olmak, iktidar olmak, bunlar üzerinden zaten tanımlamıyor CHP başarıyı. CHP başarıyı rakibi olduğu bir partinin oylarının artmasında, azalması üzerinden tanımlıyor. AK Parti O da kaybettiyse tamam diyor bir bizim de için. o da çok şey şüpheli. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin başarılı olduğunu hesap ederken Muharrem İnce'nin aldığı %30 da bu partinin başarısıdır diyor. Ama AK Parti'nin kendince başarısızlığını hesap ederken Tayyip Erdoğan'ın aldığı %52'yi hiç görmüyor. AK Parti'nin aldığı %42'yi görüyor. O da kendi içerisinde tabii bir tutarsızlık barındırıyor ama tabii CHP'li olmak bir yandan da konforlu. Demin sen soruyu sorarken CHP olsan dedim, biz de gayri ihtiyari aman Allah korusun dedik ama bir konforu da var CHP'li olmanın. O da şu, mesul Değil tutulmuyorsun mi? söylediklerinden. Allah aşkına, yani o seçim gecesindeki açıklamanın bir benzerini, muadilini, o mantık örüntüsüyle bir açıklamayı, olacak bir şey değil de Tayyip Erdoğan'ın yaptığını düşünsenize. Hangisi hocam? Yani işte ben şunun için başarısız değilim AK Parti. Kaybet. Yani düşünün ki Tayyip Erdoğan kalktı, ben %52 aldım, Cumhurbaşkanı seçildim. AK Parti'nin oyu da %42 oldu ama olsun, CHP'nin oyu da 3 puan düştü diye bir açıklama yaptığını. Hocam. Bugün yani AK Partili gözüken bir sürü isim, bir sürü gazete, medya camiasından filan tanıdığımız kişiler, kanaat önderleri dahil konduramazdık çünkü yani. Hani Değil mi? Tayyip Erdoğan'a böyle bir açıklamayı konduramayacağımız için bir sürü eleştirirdik bunu. Ve diğer taraftan muhaliflerinin nasıl eleştireceğini düşünün. Ama Kemal Kılıçdaroğlu olarak böyle bir açıklamayı yaparsanız zaten sizden çok fazla siyasi mantık örüntüsüne uyan bir tutum benimsenmediği için yapıyorsunuz. Ve çok fazla hani bu anlamda hukuki
şeyin cezai ehliyetin olmaması gibi siyasi ehliyet yok. Dolayısıyla böyle bir açıklama da yapabiliyor.